Arkadaşlar aracımız Hyundai Tucson 1.6 YDI motor. Piyasada yakıt konusunda en çok sorun yaşanan araçlardan bir tanesi de Hyundai Tucson arkadaşlar. Benzin tüketimi ciddi seviyelerde ve bu aracımızın efsane ürünümüz Prince VSI 2 direkt enjeksiyonlu otogaz sistemi montajı tamamlandı. Ve artık yakıt sorunu olmayacak bu arabanın. Aracımız Zonguldak'tan geldi. Zonguldak'tan bizi tercih etti. Şimdi ürünü tanımak istiyoruz. Montajını yapmış olduğumuz ürün gerçekten efsane bir ürün. Gerçekten de aşık olunacak bir ürün. Ürünümüz Prince VSI 2. Arkadaşlar Hyundai Tucson aracımızın montaj kalitesini görüyorsunuz. Çok estetik bir montaj olmuş. Her şey nizami, nakış gibi işlemiş adeta. Montaj kalitesi önemli, estetik önemli ama daha önemli olan şey bu araçlarda teknik ayrıntılar. Burada arkadaşlar canlı mühendisliğin Ar-Ge'si devreye giriyor. Bizim bu araçlarda geliştirmiş olduğumuz bir iki farklı uygulama var. Biz bunun sonuçlarını geri dönüşlerinden, özellikle yakıt geri dönüşlerinden fazlasıyla alıyoruz. Montajla ilgili kendimize has bazı unsurları barındırıyor montajımız. Teknik ayrıntılar bunlar. Bunun yanında aracın özellikle tesisat bölümü, elektrik tesisat bölümü çok hassas ve tam bir mühendislik işi, montaj yapılmak zorunda. Projelendirilmiş ve projeye uygun bir şekilde bağlantılar yapılmak zorunda. Bağlantılar çok önemli arkadaşlar. Özellikle montaj kalitesi buradaki sizin memnuniyetinizi belli eden unsur olacak. Arkadaşlar testimiz başladı. Önemli bir araç bizim için. Hyundai Tucson 1.6 GDI. Soldan devam. Aracın sahibi Ersin kardeşimiz. Ersin, tanıt bize kendini. Zonguldak'tan geliyorum. 33 yaşındayım. Severek aldım. Bu üçüncü arabam ama severek aldığım ilk arabam. Arkadaşlar Ersin bizi şöyle aradı. Yılmaz abi yandım Allah. Kurtar beni diye aradı. Ve bize çok güvenerek geldi. Ben teşekkür ederim. İnşallah güvenine layık olacak bir durumla karşılaşmışım Ersin. Ne hissettin? Geldin, montaj bitti. Bulunduğundan bulduğun aynı çıktı mı? Telefonda da söylemiştim. Ben 6 aydır arabayı aldığımdan beri bakıyorum. Ya LPG, hani önceki arabamdan da tecrübem vardı. Bakıyorum bütün okular candan mühendisliğe çıktı. Değil mi? Yani izlemediğim hiçbir videonuz kalmadı. Şimdi az önce Ersin'e gönül rahatlığıyla geldim. Ersin nasıl durum diyorum. Vallahi abi diyor, benzinlemeyiz, gazlamayız dedi. Düğmeyi de bulamadım bu arada nerede olduğunu. Ersin nasıl durum? Ya düğmeyi gördüm aslında. Sadece acaba bastım mı, gaza mı geçeceğim yoksa benzine mi geçeceğim, değil şu mi? An nede gidiyorum diye aradım yani. Nasıl şu anda performansın? Ben hiçbir fark, yani diğer videolardaki gibi olacak ama gerçekten hiçbir fark yok. Göremedim. Şimdi sana hiçbir niye fark göremediğini anlatacağım. Ve senin nezdinde herkese. Ve şunu anlatacağız. Niçin bu kadar yüksek tasarrufu var Prince'in? Prince'in tasarrufu çok yüksek gerçekten de. Ortaya çıkan yakın seni hakikaten de çok mutlu edecek, memnun edecek. Niçin böyle olacak? Şimdi bunu anlatacağız az sonra. Montajımız kaç saat sürdü? 3 saat. 3,5 saat kadar. Efsane bir ürün diyoruz. Hakikaten de ürüne aşık olacaksınız diyoruz. Çünkü ortaya çıkan yakıt çok hoşunuza gidecek. Şimdi bunu anlatmaya çalışalım. Bunun iki tane sebebi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ve önemli olanı, benzin tüketimi yok denecek kadar az. Çünkü arkadaşlar öyle bir teknoloji sundular ki bize Prince mühendisleri. Benzin tüketimini çok 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 ama çok gerektiği noktada veren, aracı sadece ilk marşa basışta benzinden çalıştıran, hatta bu sistemde araba sıcakken de gazdan çalışıyor direkt. Bir sistem ortaya koydular. Dolayısıyla bizim hani daha önce karma sistemlerde neydi handikapımız? Benzin tüketimiydi. Çok benzin tüketiyordu araç ve tasarruf oranımız %30'lara tekabül ediyordu. Bu sorunu giderdiler. Şimdi bu birinci kısmı, az yakmasının. İkinci kısmı da şu arkadaşlar. Öyle bir bize harita ve ayar programı sundular ki yüklememiz için bu araca. Yani aracın tüm devir aralıklarında benzinden hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Şimdi az sonra aracın hızlanmasına bakacağız. 3000 devir, 4000 devire bakacağız ve benzinden bir fark olmadığını göreceğiz. Ben bunu defalarca test ettim, defalarca kontrolünü yaptım. Gerçekten de bir fark yok. Şimdi normalde ben şunu da iddia edebiliyorum sıralı otogaz sistemi kullanıcılarına. İyi bir ayarla, yani benzin gibi giden bütün devir aralıklarında benzindeki performansı tutturan bir ayarla ben öyle zannediyorum ki
benzindeki tüketim, yani 100 kilometredeki benzindeki tüketim hemen hemen LPG ile aynı çıkacaktır ki biz bu araçlarda, GD motorlu araçlarda bunu elde edebiliyoruz. Yani bu araç şimdi yol bilgisayarına baktığımda yaklaşık böyle 8 litreleri gösteriyor. Hemen hemen 8 litre civarında da LPG tüketeceğini varsayıyorum, öngörüyorum, tahmin ediyorum. Daha doğrusu bu dönüşleri ben aldım. Yani müşteri dönüşlerinden şunu aldık. Bu araçlardan bu arada çok takıyoruz arkadaşlar. Yani ciddi sayılara ulaştık şu anda GD motorlu montajlarda. Müşteri geri dönüşlerinde şu cümleleri duyuyoruz. Yani ben 10 litre benzin tüketen bir insanım 100 kilometrede. Şu anda da 10 litre LPG tüketiyorum. Yani bunlar bir Ar-Ge'nin sonucu, bir çalışmanın sonucu arkadaşlar. Müthiş bir başarı bence. Prince'in teknolojisinin bir sonucu. Ersin, nasıl durum? Ya şöyle teyit edeceğim sizi. Hani eski sistemlerde, karma sistemlerde %10 ya da %20 markasına göre benzin, %80 ya da %90 LPG alıyordu. Bunda hakikaten almadığını şöyle hissediyorum. Ben arabayı aldığımda içinde kalan benzinle 75 kilometre kalanım vardı. Evet. Yani bu arabaya bindiğinizde her gittiğiniz kilometrede bu düşer. Bravo. Aşağı yukarı bir 15 evet, kilometredir gidiyoruz. Sadece 2 kilometre düştü. Onda da bir yerde benzine geçtik. Doğru. Benzinden gittik bir süre. Aynen, hatta bravo. Klimayı da açmıştım. Sonra benzini kapatmıştık. 73'teyim aşağı yukarı 15 kilometrede gidiyoruz. Şimdi biz yaklaşık 15 kilometre, 20 kilometre yol kat edeceğiz şimdi servise döndüğümüzde. Bakalım yani orada ne olacak? Oradan da bir son olarak bir fikrini alalım bu konuda. Benzin tüketmiş mi? Evet, o zaman da bir bakalım. Çünkü ben videoları da izlerken kafamda deli sorular hep böyle vardı. Aman benim düşündüğüm yerden konuşsunlar gibi. Değil mi? Yani bunu da birilerini gerçekten ben teyit etmek için söylüyorum. Çok 75 ile başladım. Özellikle baktım. Değil mi? 15-20 kilometredir gidiyoruz. Şu an 73'teyim. Bu arabayı kullananlar bilir. Bu videoyu izleyenler de çoğunlukla zaten son sahipleridir. Gitmeye başladığınız andan itibaren bu yakıt göstergesi düşmeye başlar. Şu an aldığımdan 2 kilometre düştüm. O da benzin aldım bir yerde. Evet. Onun haricinde evet gerçekten de benzin harcamadım. Çok güzel. Bize aracı tanıtır mısın? Kaç beygirdir, kullanması nasıldır? Zevkli bir araç mı? Kullandığım araba 1.6 atmosferik GDI motor. 132 beygir olanı bu. Turbo değil. Çok performans ve arazi şartlarında kullanmadığım için bunu tercih ettim. Şöyle SUV'a baştan beri benim merakım vardı. Hani içimde bir yerlerde hep SUV vardı. Küçük segment arabam oldu. C segment arabam oldu. Ama SUV'a binince gerçekten evet dedim, kafamdaki araba buymuş. Çünkü C segmentini aldığımda dedim ki yok dedim, bu da değilmiş. Evet. Ama bunu alınca evet dedim, benim aradığım araba buymuş. Evet. Çok mutlu oldum ama yakıtı her zaman tabii, bundan önce dizel kullanıyordum. Evet. Dizelden sonra böyle bir arabaya geçince bir handikap oldu. Ama arabayı bırakmak da istemedim. E şimdi diyoruz ne yapalım, satsak başka bir şey mi alsak? Ya yok, memnunuz, seviyoruz. Ne yaparız? O zaman LPG'ye bakacağız yani, başka çaresi yok. Sonra 6 aydır araştırmalarımın sonucu her defasında oklar size. Ne yakar sence bu araç? Vallahi şöyle, hani ben kendime de güveniyorum. Sakin kullanan biriyim. Arabayı çok üzmüyorum. Evet. Benim hedefim de şehir dışında 25 kuruşlar falan. Doğru. 25 kuruşu ben de göreceğini düşünüyorum bu araçta. Ben merak edilen bir iki soru cevaplayacağım şimdi. Mesela motor garantisini sormuşlar bazı arkadaşlar. Arkadaşlar bu araçlarda 10.000 kilometre geçmemiş ise Prince, yani İpragaz firması otomatik olarak motor garantisini tanımlıyor. Motor garantisi veriyor 10.000 kilometre geçmemişse. 100.000 kilometre ya da 2 yıla kadar motor artık İpragaz'ın garantisi altında. LPG'ye bağlı olan hataları, problemleri, arızaları İpragaz firması garanti kapsamında gideriyor. Bu sorulardan bir tanesiydi. Sistemin arkadaşlar 2 yıl garantisi var. Prince sistemlerinin, otogaz sistemlerinin 2 yıl garantisi var ama Prince çok iddialı bu konuda. Yani şunu söylüyor Prince. Kullandığım ekü, kullandığım enjektör, kullandığım tesisat dünyanın en iyileri. Yani ben de bu noktada kolay kolay parçasal anlamda sorun yaşanmayacağını düşünüyorum. Uzun yıllar ki biz bir Prince parçasının değiştiğini, yedek parça olarak değiştiğini pek hatırlamıyoruz. Yani gerçekten de yedek parça fiyatını bile bilmiyorum şu anda pek çok ürünün. Çünkü takılmış bir Prince ürününün çok eski olanları müstesna diyelim.
değiştiğini hatırlamıyorum. Bu anlamda Prince çok kaliteli. Şu anda benzindeyiz. Evet, benzindeyiz. Belli oluyor çünkü az önce söylediğim kalan kilometrem düşüyor. Ne kadar düştü? 1 kilometre mi düştü? Düştü. Hemen alalım gaza. Ersin, benzin olayı bitmiştir. Artık. İnşallah. Isınana kadar değil mi? Sadece çalıştırdığım anda benzin harcıyor. Marşa basıyorsun, benzin harcıyor, ısınıyor. Isıyı bulunca tak diye gaza geçiyor. Sonra olay bitmiştir. Sağdan içeri. Kullanım açısından bir fark hissedebildin mi? Yok, gerçekten. Ben çok bir fark anlayamadım. Ama az önce yokuşta benzinle sanki bağırıyordu. Değil mi? LPG'ye aldığımda, o an belki bir lastik de değiştirmiş olabilir. Evet, bir farklılık vardı. Daha bir araba rahatladı ama. Hani ben bir lastik değiştir. Anıma yani geldiğini düşünerek. Değiştirmek zorunda kaldı araba. Evet. Biraz benzindeyken değil mi? Evet. Yani ben benzinden sonuç itibariyle daha keyifli geçeceğini düşünüyorum dersen. Zaten yakıtımız, hiç şüphemiz yok. Çok güzel olacak. Belli hızlara ulaştığımda subapları korumak adına benzin harcıyorum. Yok. Hiçbir hızda harcamıyor. O çok çok gerektiği noktada ufaktan bir harcama yapacaktır ama ben şunu söyleyeyim. Senin kullanım tarzına baktım şimdi. Senin kullanım tarzını hiç harcamaz. Çok agresif kullanımlarda, ani kalkışlar da belki bir miktar harcar, onun dışında yok. Ben özellikle bu araç kullanıcılarına şunu tavsiye ediyorum. Hem LPG'li kullanıcılara hem benzinli kullanıcılara tavsiye ettiğim özellikle şey şu. Aracınız motor yapısı itibariyle hassas bir araç. Herhangi bir tekleme, herhangi bir problem hissettiğiniz zaman LPG'deyken aracı hemen benzine alınız, sağdan içeri. Israr etmeyelim LPG kullanmakta. Hatta ve hatta benzinde de sorun var. Arabayı kullanmayalım. Yani bu sorunu çözdükten sonra kullanalım diye çok değerli, çok böyle damıtılmış, yılların tecrübesini damıtmış halde size aktarmış olayım. Problemli haliyle aracınızı kullanmayın. Tekleyen aracınızı kullanmayın. Çünkü eski nesil motorlar değil bunlar. Hassas motorlar. Subabınıza, katalizatörünüze zarar verme ihtimaliniz yüksek. Ersin, testten geçtik mi, tamam mı? Testten geçtik. Şimdi onay veriyor musun? Yakıt olarak giderken test etmem kalacak. Değil mi? Şimdi bu videoyu biz YouTube'da yayınlayacağız. Altına yorum yapmanı rica edeceğiz senden. Mutlaka yapacağım inşallah. Şu yaktı, bu yaktı. İyi yorum yapacağım. Arkadaşlar, artık testimizin sonuna geliyoruz. Mükemmel bir ürünü test ettik. Mükemmel bir araç üzerinde. Şu anda yakıt konusunda en çok problem yaşanan araçlardan bir tanesi Hyundai Tucson biliyorsunuz. Bu araçların da ilacı Prince arkadaşlar. Prince VSA 2 otogaz sistemi. Bu ürünle %40'ın üzerinde yakıt tasarrufu sağlayacaksınız. Ersin'cim ayaklarına sağlık. Sizin ellerinize kollarınıza emeğinize sağlık. İnşallah geldiğine değmiştir. İnşallah. Sonuçları itibariyle ben yıllarca sorunsuz kullanacağını düşünüyorum. Daha doğrusu temenni de ediyorum bunu. Kazası sürüşler diliyorum. Kazançlı sürüşler diliyorum. Size de hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Emeğinize sağlık. Arkadaşlar testimizi burada sonlandırırken videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bu konuda bize destek vermeye lütfen devam edin. Desteklerinizi bekliyoruz. Çekmemizi istediğiniz videolar varsa, merak ettiğiniz konular varsa lütfen yazın bize. YouTube'dan hepsini cevap veriyoruz. Otogaz konusuyla ilgili merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Bunları da açık yüreklilikle, samimiyetle cevap veriyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Ersin kardeş, sana da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.